Bu derste "will" ve going to'lu cümleler arasındaki farkı göreceğiz. İngilizce'de biz basit zamanlı cümlelerde gelecek ifade eden cümleleri kurmak için yardımcı fiil olarak ya will kullanıyoruz ya da cümleyi going to olarak yapıyoruz. Bunların en büyük farkı şu. Going to'lu cümlelerde konuşmacı önceden planlanmış bir olaydan bahsediyor. Yani siz bir şeyi yarın veya iki saat sonra ne yapacağınızı düşünüyorsunuz ve ona göre söylüyorsunuz. Willi cümlelerde ise konuşma anında gelişen bir şey. E, konuşma anında e, konuşmacının yapmak istediği bir şey yapmak istiyor. Bunu will ile kullanıyor. Örneklere bakarsak daha e, iyi anlaşılacak. İki konuşmacı var burada ilk örneğimizde. Birincisi I am going to visit my uncle in New York. New York'ta amcamı ziyaret edeceğim. Next year, gelecek yıl. Yani gelecek yıl amcasını ziyaret edecek ve bunun bununla ilgili planı var. Diğer konuşmacı şunu söylüyor. I have a friend living there. Orada yaşayan bir arkadaşım var. Can you see him? Onu görebilir misin? İşte burada diğer konuşmacı önceden bir planlamış bir şey değil. O anda arkadaşı söylediği için cevap olarak sure. I'll, uh, I'll visit him for you. Senin için onu ziyaret edeceğim. Yani New York'taki diğer şahsı ziyaret etmek için önceden bir planı yok. Planı olan ne? Am amcasını ziyaret edecek. Ama arkadaşının bir isteği var. Burada bu isteğini yapmak istiyor. Konuşma anında olan bir şey. Önceden planlanmamış bir şey. Biri kullanıyorsun. Diğer ürüne bakalım. The phone is ringing. Telefon çalıyor. Yani burada e, kapı çalıyor. The bell is ringing. Yani o anda olan bir şey. Önceden bir planlanan bir şey değil. Kapı çalıyor ve diğer şahıs cevap veriyor. I'll answer that. Ben cevap vereceğim. Kapı açacağım. Kapıyı açacağım. I'll open that. Yani burada Anlık gelişen bir şeyler var. Konuşma anda gelişen bir şeyler var. Ve siz bir şey yapmak istiyorsunuz. Önceden planlanmış bir şey değil tabii ki. Ve son örneğimize bakalım. I am going to sell my car. And buy an another car. Evet. Arabamı satacağım. Ve başka bir araba alacağım. Nasıl bir cümle? Planladığımız bir cümle. Planladı şahıs. Buradaki konuşan şahıs planlıyor. Arabamı satacağım ve başka bir araba alacağım. Diğer şahıs, ikinci şahıs şunu söylüyor. Don't buy a used car. Don't buy a used car. İkinci el araba alma. Buy a brand new car. Yeni bir araba. Yani ona bir tavsiye veriyor. Ve diğer şahıs I'll think about it. Onu düşüneceğim. İşte bu düşünme olayı bu cümleden dolayı gelen bir şey. Yani bir de arabamı satacağım. Yeni bir araba alacağım. Ama diğer şahıs konuşmada yeni bir araba al diye tavsiye veriyor. O da düşüneceğim. Yani önceden düşüneceğini planlamıyor. Onun söylediği şeyden dolayı bir şey söylüyor. Düşüneceğim diyor.